yardımcıları, sayın öğretim üyeleri, değerli öğrenciler. Üniversitemizin kuruluşunun 10. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın İhsan Tarakçıoğlu'nun sunacakları Mükemmel İnsan Anlayışı konulu konferansa hoş geldiniz. Konferansı vermek üzere değerli konuğumuzu kürsüye davet ediyorum. Rektör yardımcısı arkadaşlarımız, değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler. Öğrencilerin aşırı olduğu ders grupları içerisinde yer alan bazı kavramları burada onlardan anlayışlarının farkında bir izah tarzıyla zamanlarını değerlendirmeye çalışacağım. Diğer arkadaşlarıma da, dinleyicilere de bir yerde mükemmel insan anlayışı, mükemmel insan nedir, onu izah etmeye çalışacağım. Geçen sene Urfa'da Harar Üniversitesi'nde 1. uluslararası katılımlı bilim, din, felsefede Harar Okulu adında bir sempozyum düzenlendi. Bu sempozyum çok şayan birkaç konuları içeriyordu. 8. 9. 10. asırlarda Batı ve Doğu aleminin bütün tefekkürlüğünü, fikir düşüncelerini bilim adamları dile getirdiler ve Harar Okulu'nun o bilim yapısı felsefe düzeni içinde yerini belirlemeye çalıştılar. Sadece tarih, tıp, matematik, fizik gibi, felsefe ve din gibi çok sosyal ve teknik konularla beraber eğitime ve insana yönelik konuşmalar yapıldı. O konuşmalar içerisinde bana bir konu çok cazip geldi ve onu bugün huzurunuza getirmeyi düşündüm. Bizim hukuk düzenimizde özellikle medeni kanunda, ceza kanununda ve uygulanmakta olan bazı kanunlarımızda çok yeni tabirler getirildi. Bu yeni tabirleri izahta zorluk çektiğimizi hemen ifade etmek istiyorum. Özellikle medeni kanunumuzda çok önemli bir ifade tarzı var. Mesela bunlardan bir tanesi 2. maddede şöyle bir düzenleme var. Bunu herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadırlar. Dürüstlük nasıl bir davranış tarzı? Kimin davranışı? Örnek olarak neyi almamız lazım gelir? Bu konuda bilim adamlarına bırakılan bir saha var. Ama bilim adamları kendi düşünce zevkine göre bir formül edecekler. Objektif bir davranışı nasıl tanımlayacaklar? Yani dürüst davranacak olan insan nasıl bir insan? Bu henüz bizim tariflerimizde yerini bulmuş, ölçüsünde ve ölçüklerinde ittifak hasıl olmuş bir kavram değil. Aynı şekilde 13. madde ki bunlar hukukun temel kavramları. Zaafı ve zayıflığı, değişkenliği kabul etmeyecek kavramlar. Çünkü herkes hakları kullanırken, borçları yerine getirirken dürüst davranması istisnasız herkes için, her borçlu için, her alacaklı için geçerli olan bir davranış türü. Buradaki objektifliği nasıl sağlayacağız? Bunun tanımı ne olması lazım gelir? 13. maddeyi okuyorum. Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun bir biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes. Burada bir kavram daha var. Akla uygun bir davranış. Kimin aklı? Nasıl bir akıl? O aklı kim tayin edecek? Bu ve buna benzer pek çok hükümler var. Bir fiille zarara uğradınız. O zararda maddi ve manevi zararlar meydana geldi.
Maddi zararın ölçümü genellikle kolaydır. İsabetli de tayin edilebilir. Ama ya manevi zarar? Çok sevdiğiniz bir kimseyi kaybetmeniz, hatta kabul edilemeyecek bir davranışlarla cismani bütünlüğü, sağlığı, sıhhati ihlal edilen, sakat kalan, yaralanan veya öldürülen kişiyi kaybettiğiniz zaman duyduğunuz manevi ıstırabı, acıyı kim nasıl tayin edecek? Örneği var ki, bir çocuk kolu kesildi, 2,5 yaşındaki bir çocuk. Mahkemenin verdiği manevi tazminat 125 liraydı. Herkes hayretler içerisinde bırakan bir ölçü. Niyeydi bu 125 lira? Nereden kaynaklanıyor? 125 milyar olamaz mıydı? Acaba insanın, bir uzmanın kaybı pazarlık konusu olabilir miydi? Hangi miktar insanın ıstırabını dindirebilirdi? Bunun bir ölçüsü mü olması, yoksa insandan fedakarlık bekleyeceğimiz bir insan türü mü olması lazım? Bunun cevabını kim verecek? Bu ve buna benzer çok daha hükümler var. Gelelim anayasaya. Anayasada yine bazı tabirler var ki, tanımında ittifak edildiği rahatlıkla söylenemez. Mesela her zaman dinimize pelesenk ettiğimiz bir ikinci maddesi vardır. Yani bir madde demek istediğim oydu. Cumhuriyeti niteliklerini belirleyen anayasamızın ikinci maddesi var. Her zaman, her yerde, her vesileyle dile getirilir. İşte devletimiz, söyleyeyim sizlere, maddenin yazılı şekliyle, temel ilgilere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Aslında ben bu maddeleri ezberle söyleyebilirim de, size inandırıcı olmak için bakarak söylüyorum. Acaba hocam bir yerde atlıyor mu, atlamıyor mu diye bir şey değil diye. Buradan okuyarak söylüyorum. Hep okuduklarım, anladıklarım arasında bağımcı kurmaya çalışıyorum. Şimdi bizim cumhuriyetimizin niteliği nedir dediğiniz zaman demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Genel müdürlüğü çok eksik bir ifade tarzı. Onun için de sık sık tartışma konusu oluyor. Neden? Çünkü maddeyi tam olarak okuma zahmetine katlanılmıyor veya atlanma ihtiyacını hissedenler var. İzin verirseniz maddenin tamamını okumak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti. Yani bu söylenenlere dayanan bir cumhuriyet, dayanan bir demokrasi, dayanan layık bir devlet. Nereye dayanacak? Topluma dayanacak. Toplum kimlerden oluşuyor? İnsanlardan, bireylerden. O toplumu oluşturan, orada huzuru, adalet anlayışını ve milli dayanışmayı meydana getirecek insan nasıl insan? Herhangi bir insan mı? Sıradan bir insan mı? Yoksa insan dediğimiz zaman insana benzer yaratılmış bir varlık mı? Yoksa çok üstün değerlerle donatılmış bir insan mı? O halde bunun farkını nereden çıkaracağız? Kim söyleyecek bunu? Toplum mu insanı yaratacak? İnsanlar insanı yaratan insanın kendisi mi? Yoksa onu idealize ederek daha yüce duygularla, değerlerle yükseltip bir insan modeli mi yaratacağız? Bu çok önemli ölçülerden bir tanesi. Bu biraz evvel söylediğim maddede layık ve sosyal bir hukuk devleti diyebiliyor isek bunun dayandığı ortamı söylememiz lazım. Eğer milli dayanışma yoksa, adalet anlayışı yoksa, huzur yoksa, Atatürk ilkelerine bağlılık söz konusu değil ise, o temel ilkelerden yoksun bir demokratik idare, bir layık idare söz konusu değil. Adaletin olmadığı yerde layıklıktan bahsedemezsiniz. Milli duyguların oluşmadığı yerde toplumsal değerler oluşmadan, bölük bölçük gruplardan oluşan, çok kültürlü diye tanıtmaya alıştığımız, hoşgörülerden dayanan bir toplumda dayanışmayı sağlayacak faktörler bulmak çok zordur. İhmal edilen bir tabir gibi değil. O zaman
bunları birleştirecek zemin üzerinde durulmasının lazım geldiği kanaatiyle o sempozyumlar, uluslararası sempozyumlar edindiği bir ilhamı, mükemmel insan anlayışını bugüne taşımaya çalıştım. Aslında 8, 9 ve 10. asırda Batı ile Doğu fikir aleminin kaynaştığı, Doğu ile Batı'nın bütün eserlerini eski Yunanca'dan, Süryanice'den, Farsça'ya, Arapça'ya çevirmesi, onların eserlerinin de yine eski Yunanca'ya çevirmesi, yine Süryanilerin 5 asır süren tercüme eserleri Batı ile Doğu birleştirmiş, kaynaştırmış. 8, 9, 10. asır aynı zamanda İslamiyet'teki dini rönesansı gösteriyor. Bir İslami rönesans var. Üstün bir değerler var. O kadar kaynaşmış, öyle bir sentez usulüyle gelmiş ki artık tecrübi bilgilere yer verilmiş, üfürükçülük, büyücülük, falcılık kalkmış, onun yerine deneyler almış, tecrübi eserler ve akıl almış. Akıl, İslami tefekkürde de, düşünce de yerini almış. Öyle bizim dini kültürümüzün esasını teşkil eden kaynaklarda akla o kadar çok önem verilir ki çocuklar babalarından ziyade zamanlarına benzerler sözü vardır. Bu bizim dini inançlarımızı, tefekkürümüzü kaynağını oluşturan kaynaklarda var. Oradan gelmedi. Akıl her şeyden üstün tutulacaktır. Teokratik kuralların hiçbiri devletin temelini teşkil etmeyeceği kuralı İslami esaslarda da 8-9-10. Asırdan beri yer almıştır. O kadar ilginçtir ki akıl İslamiyet'in de temelidir. Her ilmin temelidir. Aklı olmayanın dini olmaz, dini olmayanın da aklı olmaz. Akıl bize asıldır. Şimdi bunları da birleştirdiğimiz zaman acaba akıl mı insanı yaratacak yoksa insanın aklı akla uygun davranışı mı sağlayacak? Hep akla bu tür sorular geliyor. Ceza kanununda da değişiklikler var. Ceza kanununda öyle değişiklikler var ki insan hayatına, insana karşı işlenen suçlar, insanlığa karşı işlenen suçlar. İnsanın onuruna, onurluca yaşayacak, hakça yaşayacak insana tecavüz, onu bu yaşantısından mahrum edecek her türlü davranış suç telakki edilmiştir. Suçun var olabilmesi için de bir kavrama ihtiyaç var. Hukuk kurallarına aykırı bir eylem olacak. Bu eylemde kusur olacak, hukuk devleti olacak, hümanizm yer alacak. Bizi bu aşamada hümanizm ilgilendiriyor. Hümanizm ne? Kim tarif edecek? Kimin tarifini kendi düşüncelerimize yer alacağız? Yine izin verirseniz anayasaya döneceğiz. 12. maddede bir hüküm daha var. Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Öyle bir hak görür ki ne devri mümkün, de peki bu nereden geldi bu hak? Niçin devredilemiyor? Neden sahibinden başkası kullanamıyor? Bu soruların cevabı hala siyasi amaçlılar dışında ilmi anlamda objektifliği kazanmış her kuralın veya kanunun temelini teşkil edecek değer yargıları içinde yer almış ama tanımda ittifak yok. Bir manevi tazminat davası açıyorsunuz. Hakim diyor ki, tavrınıza bakıyor, siz 100 milyar istemişsiniz, sana 5 milyar yeter diyor. Hakim niye böyle tayin ediyor ki bunu? Diyebilir misiniz hakim bey, niye ben 5 milyarlık adam mıyım? Neden A'ya 50 milyar dediğinde bana 5 milyar diyorsun? Hakim bunu nasıl kullanacak? Çünkü hala bizim kararlarımızda ve istikrar bulmuş kararlarda, manevi tazminatta, tarafların sosyal durumu, ekonomik durumu, yani ödeme gücü ve kişinin sosyal statüleri dikkate alınır. En son çok ilginç bir kararla karşılaştım. Yüksek Mahkemesi bir karardır. Diyor ki,
manevi yönden tatmin edinceye kadar manevi tazminata hükmedilmelidir. Şimdi üst sınırı da yok, alt sınırı da yok. Öyle bir kavramla karşılaştık ki bunlar prensip kararları olduğu için her bir olay vesilesiyle bilmiş olsa bile biz bunları kendi hayatımızda, günlük itinaflarımızda kullanmak zorunda olduğumuz, bağlı olma zorunda olduğumuz kurallar ama bunu nasıl ölçeceğiz onu bilemiyoruz. Biraz evvel söylediğim ceza kavramındaki hüküm, insanlığa karşı işlenen işkence, eziyet, işkence nasıl, niye göre tayin? Öyle dayanıklı alanlar var ki her türlü işkenceyi yapabiliyorsunuz maddi ruhanevi. Tanımı yok. İnsan onuruna yakışmayan bir şiddet tabiri. İnsan onurunun tarifi yok. Onu nereden bulacağız? İşte diğer arkadaşlar. Bu uluslararası sempozyumun bana verdiği ilham buydu. Ben o sempozyumda Doğu ve Batı kültürünün besledildiği Harar Okulu, Felsefe Okulu'nun kendi geçmişi içerisinde ve bu söylediğim asırlardaki İslam Rönesansı'nın da geçerli olduğu dönemlerden kalan değerleri bir sentez haline getirip şu anda sizlere anlatmaya çalıştığım soruların cevabını bulmaya çalıştım. Mükemmel insan anlayışı nedir? İşte bu düşüncenin sonucudur. Yani öyle bir çözüm yolu getirmeye çalışıyorum ki bu biraz evvel söylediğim sorulara cevap teşkil edebilsin. Ama tam bir cevap teşkil edeceğini söylemek mümkün değil. İnsan değişiyor, insanlık değişmiyor. Söylediğim ve tespit edebildiğim sempozyuma ait dönemlerden zamanımıza kadar olan bütün gelişmelerde insanlık kuralları aynı. Bundan da yararlanmaya çalışacağım. Yani insana yakışıyorsa mesele yok, yakışmadığını insanlık kurallarından almaya, eğer insanlık kurallarına aykırıysa insana da yakıştırmamaya çalışacağım. Böylece insanla insanlık kurallarını birbiriyle birleştirmek veya o insanlığı oluşturan kurallar içinde insanı yaşatabilmek, onu orada muhafaza edebilmek. İnsan hakları kavramı da bundan kaynaklanmış olması lazım. İnsan hakları sadece insanın doğduğu zamanki sahip olduğu hakların yaşadığı müddetçe muhafazası değil. Bugün öyle bir hale geldik ki uluslararası siyasette en etkili ve kullanılmaya müsait, herkesin rahatlıkla ifade edebileceği bir siyaset enstrümanı haline geldi. İnsan hakları kendi varlık sebebini aştı. Uluslararası demokrasi münasebetini düzenleyen, iyileştiren, sertleştiren, yakınlaştıran bir mekanizma haline geldi. Peki insan haklarının içindeki insan ne? O insanın sahip olması düşünülen haklar nelerdir? O hakların güvencesinde nasıl bir düzen içine girecek ki insan o haklara da sahip olabilsin? İşte değerli arkadaşlarım, bu görüşler içerisinde size bu bilgileri vermeye çalışacağım. Biraz evvel söylediğim gibi akıl o Rönesans döneminden sonra, dinlerin özellikle İslam dininin Rönesansından sonra akıl ön plana çıktı demiştim. Büyük ölçüde akla dayanmak istiyorum. Ama hangi akıl? İnsanı idealize etmeden, insanı güce, duygularla, değerlerle bezemeden, onu doldurmadan herhangi bir sıradan insana üstün değerler vermek biraz da insana hakaret gibi geliyor. O halde insana öyle bir üstün değerler verelim ki idealize ettiğimiz zaman insan hem o ideali muhafaza edebilsin, hem de idealize edilecek hukuk kuralları, ahlak kuralları, ekonomik kuralları, hiçbir kural ona tecavüz eder veya o değeri eksiltir hale gelemesi. Ne olabilir? İşte bunun içinde yine akıl bizim desteğimiz olacaktır. Yine belli kurallardan hareket ederek diyeceğiz ki devletin kurallarında, yönetim kurallarında
teoretik kuralları içerir. Bu da bizim dinimizin temel kültürlerinden bir tanesidir. Bu zamanla değişmeye uğramış, değiştirilmiş ama bana göre esas İslami Rönesans'a inanca, kültür kaynaklarımızda, dini kültür kaynaklarımızda ters olan bir anlayış tarzıdır. Yine buna dönmemiz lazım geldiği inancı için değil. Çünkü bir süre biz nakillerle idare etmeye çalışıyoruz. Bu tarihin her devrinde de böyle oldu. Nakil bilgiler aklı bir yerde bozuyor. Onun için bizim tefekkür alemimizde yerleşmiş bir söz vardır. Akılla nakil karşılaşırsa aklı üstün tuturuz. Akıl zamanla değişir. Bizim eski hukukumuzda bir hüküm var. Ezmanı tebdir ve tekayyürü ile ahkamı tebdir ve tekayyürü inkar olunamaz. Bu şu demektir. Zaman değişiyorsa hüküm de değişiyor. Hüküm değişmesinin en önemli unsurlarından bir tanesi iştihat kapılarının açık olmasıdır. İştihat kapıları bütün dini inançları yaşadığı devre uymayı sağlayan bir kavramdır. Ama akılla iştihat karşılaştığında da iştihatta bir inandırıcılık azalmış ise yine akla uygun hareket edilmesi lazım gelir. O halde benim size vermeye çalışacağım akıl sistemi hangi insanın aklı olduğunu da anlatmaya çalışacağım. Yani aklı kimde arayacağız? Şimdi değerli arkadaşlar, burada önemli olan konu şu. Acaba insan deyince, mükemmel insan deyince akla ne geliyor? İnsan yaratılan canlı varlıklar içerisinde en şerefli bir mahluk. Yaratılmış bir canlı varlık. İnsanlar alemi yalnız değil de insan. Bir kainat evren bir yaratılmış. Burada hayvanlar alemi var, bitkiler alemi var. Ondan sonra da insan yaratılıyor. Yani insan bu ortamda yaşayabilecek canlılıkta yaratılıyor. Bu onun çevresini, canlılığını oluşturuyor. İçinde yaşadığı şartları insan kendi yaşamasına uydurmakla yükümlü olduğu gibi aynı zamanda korumakla da yükümlü. Bugün çevre hukukunun aslını bu düşünce teşkil eder. İnsan yaşamakla yükümlü olduğu veya mecbur olduğu veya yaşamak için kaldığı bu evrende evrenin şartlarını ve tabiatını değiştirici, kendi aleyhine değiştirici bir eylem ve işleme girmemesi lazım gelir. O insanın aklından şüphe edilir. O halde zarar veren insan değil, faydalı olan insanı model seçmek lazım gelecek. Hayvanlar alemiyle bitkiler alemi arasında yaratılışının özelliği dolayısıyla düşünen, duyan, hisseden ve kendisini aşmaya çalışan bir canlı varlık. Kainatın içinde bu alemi yaratanın mutlak hakimiyeti sınırları içinde ve kendisine tanınan akıl da varlığını sürdüren, tabiata karşı mücadele etmek yerine onun zorluklarının neticelerini kendi lehine azaltan, varlığını geliştirerek gücünü arttıran bir canlı varlık. O halde insan yaratıldığı ortamda onun olumsuz etkilerinden kendisini koruduğu gibi ona zarar verecek bir eylem ve işleme de girmeyecek. Kendisini geliştirmekle yükümlü olan bir canlı varlık. İnsan yaratıldığı ve bu yaratılışıyla meydana getirildiği sosyal çevre içinde yalnız değildir. Hem cinsleriyle onu kullanmaya tavsiye edilen hayvanlar ve bitkiler alemi vardır. İnsan bunlarla devamlı ilişki içindedir ve birbirlerine faydalı olmak zorundadırlar. Birbirlerini koruma zarureti, zorunluluğu buradan kaynaklanmaktadır. İnsan ne var olduğu sosyal çevreyi ne de hayvanlar ile bitkiler aleminin birbirlerine zarar verecek hale getirmemelerinin fayda ve önemini kabul etmektedir. Zaten bu kültüre sahip olarak yetişmektedir. İnsan haklarını anlatabilmek için evvela insanın ne olduğunu bilmek lazım geldiğini biraz evvel denilmiştir.
Şimdi yaratılan bir canlı varlık olarak diğer yaratılmışlardan bir farkı olması lazım gelir insanın. Bitkiler alemi, hayvanlar topluluğu ve nihayet insan varlığı, bunların içinde insan yaratılanların en şereflisi ve en üstün bir varlık olarak bir takım imkana, kudrete sahip olması gerekir. Bu kudret ve imkan ona bahşedilen akıl, nefs ve idrakten ibarettir. İnsan bu üçlüyü de varlığını muhafaza eder, bu üçünü dengede tutabildiği sürece kendi varlığını huzur içinde yürütebilir. İşte onun içindeki bu bireylerden oluşan toplum huzurludur, adaletli bir toplum olarak meydana gelir. Toplu halde yaşamak zorunda olan insan, dünyaya geldiği toplum içinde hem bu toplumla meydana getiren asli unsur, onu yaratan bir asli unsurdur, hem de toplumun kurallarına uyarak insanca ve hakça muamele görmek istemektedir. Bu önemli bir faktör. Çünkü doğuştan sahip olduğu eşit doğma ve hür yaşama hakkı milattan önce 5. asırdan günümüze kadar Stoizmin, Xenon'un verdiği bir felsefe okulunun düşüncesini verdiği bir izah tarzıdır. Bugün dahi aynı görüş geçerlidir. İnsan eşit doğar, hür yaşar. Bu insan olma inancına tabidir ve o zamanki ifadeyle tabiat kanunlarının bir ürünüdür. Tabiat kanunlarına insanların müdahale etmesi mümkün değildir. Bu itibarla insanların sahip olduğu hakların değiştirilmesi, sonradan beşeri kurallarla tabiat kanunlarına müdahale mümkün değil. Bugün de insan haklarının esasını işte bu görüş tarzı teşkil etmektedir. İnsan bu haklarını hiçbir ayrı gözetilmeksizin bütün insanlara tanınmıştır. Ama hemen söyleyeyim ki her devrin gereğinde bütün insanlara aynı haklar tanınmamıştır. Esaretin, köleliğin geçerli olduğu dönemlerde hiçbir insan bu denli bir yaşayışa, bu denli bir hakka sahip olamadı. Bugün dahi onuru sevmek çok mümkün değil. Neden? Bugünkü esaretin, bugünkü köleliğin şekli değişti. Teknolojisi çok üstün olan devletler, bu yönden zayıf olan devletlere istediği şekli, istediği yönü verebilmektedirler. Onları tahmin ettiği sınırlar içinde ancak uluslararası arenada hareket kabiliyetine sahipsiniz. Bu bireyi ve toplumunu bir ölçüde hareketini kısıtlamak, kendisini doğuştan var olduğunu kabul ettiğimiz haklardan uzak hale getirmektedir. Bu bir siyasi netice doğurur, o bizim kapsamımızın, izah tarzımızın dışındadır. Onun için de insanın bugün bu köleliğin şeklini değiştirmiş insanın insana bağlılığı teknoloji ve ekonomik platformda sürdürülebilir bir halde devam etmektedir. Bugünkü bu şartlarda ve platformda insan hakları aslında insanın içinde bulunduğu somut tehlikelerden kaynaklanan bir özgürlük arayışı ve insan şeref ve haysiyeti ve özgürlük içinde yaşama isteği bir garantisidir. Artık insanlar kurumlaşmış olan kurallarla düzenli olarak sahip olduğu bu hakların korunmasını istemektedirler. Bunun mücadelesini veriyorlar. Kurumlaşmadıkça bir kişinin, yöneticilerin veya yönetmeye çalışanların, şu veya bu şekilde güçlü olanların gücüne dayanarak yönlendirdiği veya verdiği hürriyet tarzı çizdiği sınırlar insanın insanca yaşama hakkını sınırlandıran kavramlar olmaktadır. İnsanlar bugün dahi bu mücadeleyi yürütüyorlar. Neden? Çünkü insan haklarının sınırı genişledikçe iktidarın sınırı daralmaktadır. Yöneticilerle yöneticiler arasındaki mücadele hep burada kendisini gösterir. İnsan haklarının kapsamı genişledikçe iktidarın oynama sahası azalmakta. İktidar buna mukabil kendi siyasi iktidar alanını genişleterek insan haklarının sınırını daraltmaya yönelmektedir. İşte kendi içinde
bu mücadele hala devam etmekte ve insan haklarına sahip olan insanlar bir kurumsal güvence istemektedirler. Bütün bunların yanında acaba insanları nasıl tarif etmek mümkündür? Bu tarihte bir yerde şunu söylemek istiyorum. Aristo ve İbn Haldun'un bir sözünden yararlanmak istiyorum. İnsan tabiatı icabı toplum halinde yaşamak zorundadırlar ve buna uygun olarak yaratılmış canlı varlıklardır. Yalnız başına yaşaması mümkün değil. Topluma küsmüş olabilir, akıl hastası olabilir, bunlar istisna. Ama normal olarak hiçbir insanın bir toplumsuz hayat içinde kalması, yalnız hayat kurması mümkün değil. Toplumsuz insan hayatı düşünülemez. Bu bir sosyal kanun. Nerede toplum varsa orada bir de hukuk var. Ne hukuksuz toplum ne de toplumsuz hukuk. Yani burada hakların bütünlüğü söz konusudur. Şimdi tabii bütün insanların isteği genelde bir düzen içinde ve haklarının heder olmadan yaşaması söz konusudur. Şimdi burada bir konuya değinmek istiyorum. Acaba mükemmel insan deyince ne akla gelecektir? Mükemmel insan, kamil insan veya yetkin insan bir yerde olgunlaşmış insan ifade eder. Olgun insan demek bütün üstün değerlerde donatılmış bir insandır. Burada insanı idealize ediyor. O sahip olduğu değerlerde güce uygulan haline getirmiş olmaktadır. Tabii bu insan nasıl insan olacaktır? Yardımsever insan. Büyüklerine saygıyı gösteren, küçüklerine karşı şefkati gösteren, malını, mülkünü sadece kendisi için değil, herkes için harcayabilen, davranışlarıyla meydana getirdiği değer yargılardan oluşan örf adete saygılı yetişmesi, kendi oluşturduğu değer yargılarına saygılı olması ve bütün bunlar içerisinde insanın yaratanıyla olan ilişkilerden kaynaklanan, idealize edilen varlığını aynı değerlerle o toplumda koruması lazım gelecektir. Böyle şöylece söylemek mümkünse, insanlığın idealize edilen mahiyeti insanı kamil hayat kavramıyla formüle edilmiş, seçkin kişilerde tecellisi mümkün görülmüştür. Bu bakımdan insanı kamil, insan kavramının özünü, tecellisini ve temelini oluşturmaktadır. İnsan-ı kamil bir halife, ilahi isimlerin ve aletlerin gerçeklerini kendisinde toplayan bir canlı varlıktır. Varlıkların en mükemmeli insandır. Mikrokosmos, yani küçük bir alem olan insan, alemin ruhu ve sebebidir. Kamil, yani yetkin insan, aşk ve sevgi yönü ağır basan bir düşünce sistematiği bağlamında da tanımlanabilir. Buradaki aşk ve sevgi, insanların birbirine olan sevgisi, çocuklarına olan sevgisi, ilahi sevgisi, ailesine ait olan sevgidir. Ve bu aile içinde doğar. Ailede bir sevgi doğar, bin sevgi üretilir. Onun için burada toplumun getirdiği değer yargıları içerisinde seven, sevilen, sayar ve sayılan bir insan var. Cimri olmayan, cömert olan, canını seven, kendisiyle diğer insanlar arasında maddi ve manevi bağ kurabilen, kendi varlığını sürdürebilmek için başkasının da varlığına saygı duyabilen bir insan akla gelmektedir. Çünkü insan çift kutupludur. İyiliği ve kötülüğü bir ve beraber yapabilecek kabiliyettedir. Aynı anda ikisi de kullanabilmektedir. Ama burada asıl olan insanın kendi öfkesine sahip olabilen, öfkesini bastırabilen, kontrol altına alabilen insan mükemmel insan olmaktadır. O insandan insan yaratılır. Allah insanı yarattıktan sonra toplum da o insandan diğer insanı yaratır, toplumsal insanı yaratır. Ama toplumsal insan ilahi varlığı yarattığı insanın özünden kopmuş, ondan ayrı bir canlı varlık değil. Dikkat ederseniz bugünkü kopyalamalarda bile kopyayı da asla arasında hiçbir fark yok. Onun için insanı da kopyalayıp ayırmaya çalıştığı insandan aslından koparırsanız dalından koparlar güne benzer.
gün nasıl uzun süre yaşamıyorsa insanı insandan ayırırken özünden koparma imkanı da yok. İşte bunun da idealize edilen hale gelen insan, o üstün değerleriyle toplum içinde yaşayan objektif bir insan, üstün değerlere sahip olan bir insan demektir. Burada başkalarına kötülük yapmak istemeyen, kötü davranışlarda bulunmayan insanlar, bu insanlardan yönetici seçildiği zaman, yöneticilikte de kendisinin yönettiği insanlara karşı sert davranmayan, hatalarını söyleyenlere karşı sert davranmayan bir insan, bir yönetici tipine de ihtiyaç var. Biliyorsunuz ki toplumda bireyi hem aile içinde, hem bir meslek içinde, hem bu toplumun değişik kesimleri içerisinde, değişik yaşta, değişik statüde, değişik haklarda görebiliyor, değerlendirebiliyoruz. Bunların hepsi bir bütün haline geldiğinde bize yetkin ve olgun bir insan modeli veriyor. Biraz evvel anlatmaya çalıştığım insan ölçülerde işte bu insan-ı kamili dikkate almak, esas almak lazım gelir. Başka türlü bir canlı varlık, insana benzeyen insan. Peki çok suçlanmış bir insan düşünün. O kadar kötü hareketleri var ki cezalara rağmen onu sosyalleştirme, bir anlamda insanlaştırma imkanına sahip olamamışız. Acaba onlar bu toplumda nasıl yer kazanacak? O bir suç işlerse ona biz bir manevi tazmine hüküm vermeyecek miyiz? Diyelim ki müebbet hapse mahkum olan bir kimse hapishanede kavgalar oluyor biliyorsunuz. Öldürdüler adamı. Ondan mahrum kalan kişiler, çocuklar annesi veya eşi dava açtı. Dedi ki öldürdüler. Benim bundan üzüldüğüm çok fazla, 300 bin lira istiyorum dedi yeni Türk lirası olarak. Karşı tarafın savunması. Ya zaten adam öldü, nasıl öldü? Mehmet hapis. Ölünceye kadar orada kalacak. Çıkması yok, hürriyeti yok, hiçbir şey yok. İnsan gibi insan değil, mükemmel insan değil, insani değerlerden yoksun. Acaba buna tazminat verilmeyecek mi? Bunları hep kafanızda soru olarak kalmasını istiyorum. Amacım burada size bazı soruların şeylerin cevaplarını vermek değil, sizlerde şüphe yaratmak. Ama bu şüphe ilmi anlamda bir şüphe. Bu şüpheyi araştırıp çözdüğünüz zaman zannediyorum ki vaktinizi almaya çalıştığım bu sözlerde ben kendime düşen görevi yapmış olacağım. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli hocamıza ve siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Hocamıza bir çiçek takdim etmek istiyoruz. Atılım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Abdurrahim Özgenoğlu'nu takdim etmek istiyorum. Konferans programımız burada sona ermiştir. Lütfen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.